Ayaklarınıza sağlık. Müşahit kez geliyorum bu vesileyle. Organizasyonu yapan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şehriniz varmış. Mini minnacık, sıcakkanlı birçok insan. Bugün de hava benim şansıma. Bayağı bir sıcak kaynıyor. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş buldum. Enerjiniz çok güzel. Çok teşekkür ederim. Benim burcum ikizler, yükselenim aslan. Nelere dikkat etmem gerekiyor? Şimdi ikizler burcuysan eğer, öncelikle hareketli, enerjik, yükselen aslan. Kayınvalide, aya da çıkıyor. Artık insanlar uzayda tatil yapıyor. Kabule geçin, tavır ve davranışlarını yok sayın ki dengeye girsin. Ama siz yapma, etme dedikçe onun tamamları bitmeyecektir. Bitmedikçe de sizin yıpranmanız sona ermeyecektir. Yeni uygulamalar, yeni gelişmeler, onunla ilgili bilgi vereceğim. Tabii soru kısmı daha önemli çünkü bayağı bir geniş alan. O yüzden aklınıza gelen tıbbi uygulamalarla ilgili bütün sorularınızı hani cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle anlatmak istediğim daha yaygın olan ve maalesef biraz bilgi eksikliği olan botokstur, dolgu uygulamalarıdır, mezoterapidir, ip askıdır. Bunlar hepsi estetik cerrahiye sonradan giren işlemler. O yüzden çok basitmiş gibi anlatılıyor ama komplikasyon dediğimiz fesatları da maalesef çok fazla. Söyleniyor ama ortalama dediğim gibi 4 seneye kadar sürüyor. Siz öne doğru ilerletip hani vidalarla tespit ederseniz çevreme gelir. Hani bizim botoksumuz var. Mesela diş sıkması olanlarda çoğu kişi de çene bu tarafa doğru küçülmeye gidiyorsa o kas da küçülüyor. O kas küçülünce de yüzünüz incelip hani dikdörtgen şeklindeki maskülen görüntü azalıyor. Şimdi 3 diyor işte 3 bölge yapıyorsunuz botoksu. Şuralar açıldı ama şuralar hala eskisi gibi devam ediyor. Sanki botoksluyum gibi. Aslında ilaç vücutta kalmıyor. Artık şey yapıyor, buna karşı bir savaş açıyor kendi bağışıklık sistemimizde. Çok sık tekrarladığınız zaman bir sonraki uygulamalarda sonuç alamıyorsunuz. Çünkü vücuda girdi mi vücut onu kısa bir süre içerisinde yani etkisizleştiriyor. Yok, hani o başta söylediğim gibi fare zehri, yılan zehri diye soruyorlar. Hayır, alakası yoktur. Botoks sadece şu konserve zehirlenmeleri olayı duymuşsunuzdur. Orada bir Clostridium botulinum diye bir mikroorganizma var. Bu güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve sadece elinizle ayaklarına sağlıyoruz. Bundan sonra çok daha interaktif programlarla hep beraber olacağız inşallah. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Doktorumuza güçlü alkışlarla teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki çok güzel bir halı tezgahımızı hediye ettik. Ses etmem susarım anıların altına. Sen yoksa ölümden ne farkı var? Nasılsınız? Şimdi o harika bir topluluk var. Saygıdeğer belediye başkanımıza, bir melek gibi iyi kalpli olan Bilma'ya da çok teşekkürler. Bugünü beraber paylaşacağız. Şimdi ben oturma özürlüyüm. O nedenle oturarak konuşmayacağım. Soru cevap yapacağız.
nasıl pandemi döneminde aldığımız kiloları geri veririz, onları konuşacağız. Harika şeyler konuşacağız, çok da güzel vakit geçireceğiz. Ama fazla kilolu olanlara birazcık da dokunduracağım. Bunları da konuşacağız. Bakayım şöyle göbek durumu nasıl erkeklere pandemide? Maşallah, maşallah. Bayanlarda bakıyorum, basenler nasıl? Maşallah. Yani uşak iyi beslenmiş. Uşak belli, pandemini güzel geçirmiş. Şimdi şaka bir yana, burada moda gerçekten çok güzel bir şey. Hanımefendi içinler, beyefendiler için de. Fakat eğer sizin vücudunuz muntazam, yani muntazam derken fit değilse, en pahalı markayı bile giyseniz üzerinizde çok şey durmaz. Dolayısıyla şık olmak istiyorsanız, prezentabl olmak istiyorsanız hem sağlık için hem de şöyle güzel görünmek için veya erkekseniz yakışıklı, bayansanız hoş görünmeniz için fazla kilolardan kurtulmak şart. Peki bu kiloları nasıl vereceğiz Ender Hocam? Çok kolay. Şimdi size önce biraz kilo vermekten bahsedeceğim ama kiloyu neden vermeliyiz? Pandemi döneminde bir istatistiki çalışma yapıldı. Türk toplumu kişi başına ortalama 4,5 kilo almış. Daha az hastalanıyor, kalp damar hastalıkları daha az yapılıyor. Ulaşılabilir organik kazandan kurulsun. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları yapılsın. Ondan sonra toplu ağaç ekmek. Uşağın çok büyük bir sağlık hazinesi var. Müthiş bir sağlık hazinesi var. Tarhanası var uşağın. Çok nefis bir tarhananız var, yaş tarhananız var. Buna sahip çıkın çünkü içerisinde probiyotik var. Ve bu yörenin herhalde ya otları ya suyu bilmiyorum ama çok lezzetli ve çok sağlıklı tarhanası var. Çocuklarınızı hazır çorbalara değil, tarhana çorbasına, mercimek çorbasına, kelle paça yani doğal çorbalara, sebze çorbasına, balık çorbasına alıştırın. Evet değerli hocamıza gerçekten çok yoğun gündem arasında zaman ayırıp bizlerle birlikte olduğu için ben de çok teşekkür ediyorum Uşak olarak, Uşaklı hemşerilerim adına. Gerçekten de yoğun geçen pandemi dönemi sonrasında böyle önemli bilgileri bizlerle paylaştı. Biz de inşallah sağlıklı Uşak, sağlıklı ülke ve sağlıklı insanlar temennisiyle kendisine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Halımızın kendisi Uşak'ı hatırlatsın inşallah diyorum. Uşak filmleri, dünyaca meşhur eşlerimizin filmleri. Konuşmasında da bahsetti, malum uşağımızın biz sadece hediye olarak değil bir şifa olması temennisiyle Uşak tarhanımızı da acılı ve tatlı olarak kendisine hediye ediyoruz. Şifa olsun diyoruz. Gerçekten 29 Mayıs daha iyi geçiremezdim. Uşak'ta geçirdim Moda Fest'te. Bütün Uşaklılara ve özellikle Uşak'ın belediye başkanı Mahmut Tuna Bey çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. İnanılmaz güzel kıyafetler giydim. İzmir Organlaşma Asifası'nı muhteşem kıyafetler için de teşekkür ederim. Uşak çok sevdim. Burada halalar var. İşte tahana çorba, tekrar gelmek istiyorum. Evet, bugün Uşak Kadın Koordinasyon Merkezimiz olarak organize etmiş olduğumuz Uşak Moda Festivalimizin ikinci gününü tamamladık. Gerçekten de birbirinden güzel söyleşi ve etkinlikleri
Hep beraber izledik, takip ettik. Vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösterdiler. Konularında uzman arkadaşlarımız, hocalarımız bizlerle birlikte oldu. Uşaklı hemşerilerimizi çeşitli konularda bilgilendirdi ve gerçekten de ülkemizde çok iyi bir şekilde tanınan Villa Elias hanımefendinin de katılımıyla da İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nün ortaya çıkarmış olduğu Anadolu Destanı isimli defileyi de izledik. Muhteşem bir gösteriydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dolu dolu asıl amacımız olan pandemi süreci sonrasında etkilenen kadın girişimci esnaflarımıza da yoğun bir alışveriş fırsatı da sunmuş oluyoruz bu etkinlik çerçevesinde. Bundan sonraki 3. ve 4. günde de tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize, söyleşilerimize ve yarın gerçekleşecek olan öncelikle Zeliha Hanım'ın konserine, arkasından da Ümit Besen Pomela'nın muhteşem kapanış konserine de kendilerini bekliyorum. İstanbul'da şu anda bu sergi için bir müze oluşturuluyor. Esasında buraya gelen parçalar müze koleksiyonları. Ve özellikle Cumhuriyet döneminde atamızın kıyafet devrimi ve şapka devriminden sonra çok büyük değişimi yaşandı o süreçten sonra ortaya çıkan birer moda şaheseri denilebilecek kıyafetler sergileniyor burada. Ve en önemli parçamız Atatürk'ümüzün kıyafeti. Ve öte yanda büyükelçilerin kıyafetleri var, eşlerinin Ankara Olgunlaşması'na dikilmiş kıyafetleri, o dönemin çok ünlü terzilerin diktiği kıyafetler. Dolayısıyla Uşak gibi Kurtuluş Savaşı'nın en büyük başlarının elde edildiği, Yunanlı komutanın esir alındığı bir şehirde bu serginin açılması çok onur verici.